Trafikte yolcu seçiyor musunuz efendim? Ben yolcu seçiyorum. Trafiğe girmiyorum. Gerçek doğru. Doğru. Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında hiçbir taksici diyaloğa girmemeli. Yani yolcu konuşuyorsa sen de konuşursun. Taksi kullanırsa durmuyorlar ki abi. Alamayız diyorlar. Yapacak bir şey yok. Otobüse biniyoruz. Kullanmıyorum, kullanamıyorum çünkü. Kusura bakmayın o yöne gitmiyorum diyor. O tarafta çok trafik var diyor ve bu sebepten dolayı taksi kullanamıyorum. İstanbul'un taksi ve taksici çilesi bitmek bilmiyor. Alınan önlemler, yapılan denetimler taksicileri caydırmaya yetmiyor. Yine yolcu seçiliyor, yine kısa mesafeye yolcu alınmıyor. Kısa mesafe olunca almıyorlar. Taksilerden hiç memnun değiliz yabancı zaman. Yani soruyor nereye gidiyorsun? Kendi gönlüne göre gidiyor. Yani ben bir saat bile oldu Mecidiyeköy'de bekliyorum üniversiteye gitmeyi. Maske kullanmıyorlar, sigara içiyorlar. Üstü para donmuyor bize. Almıyorlar, yakın yere almıyorlar. Saat değiştireceğiz diyorlar. Ben çok sıkıntı yaşıyorum. Valla benim rastladıklarım düzelmemiş. Caydırıcılığı ve farkındalığı artırmak için İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir hamle geldi. 81 ile bildiri gönderildi. Bildiride taksicilerin uyması gereken 12 kural yer alıyor. Bir görsel hazırlandı. Bu görsel hem müşterilerin hem de taksicilerin görebileceği her noktaya yerleştiriliyor. Sadece belediyeden aldığınız çalışma izni kapsamındaki bölgede faaliyet yürütmelisiniz diyorlar. O da yanlış. Ben buradan şimdi öyle bir şey ki, buradan Beylikdüzü'ne yolcu aldım. Oradan basıp geleceğim. Yakıt ne olacak peki? Benim yakıtlığım yakıt boşa mı gidecek? Yani cepten gidecek. Köprü geçiş, otoyol gibi yol kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz. Ama ücretli etmek zorundayız. Yani bu ücreti kim karşılayacak? O zaman bu şoförün cebinden çıkacak. Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız. Doğru söylüyor. Bunları ayıklayamazsın. Ayıklayamazsın çünkü niye ayıklayamazsın? 18.000 tane takside 10.000 tanesini çıkar, geri kalanını da düşün artık. Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece taksici en kısa yolu tercih etmelidir. Ya onda çok trafik olursa zaten müşteriyle anlaşırsan, yani o der ki şuradan git, ona göre gidersin, ona göre yolu ayarlarsın.